Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz İngiltere. Pardon, Katar. Katar. İstanbul Borsası, Antalya Limanı, Haliç, İstinye Park, BMC, Kanal İstanbul projesi üzerindeki araziler saysak sabaha kadar sürer. Sen neymişsin be Katar? Katar'a verilen ihaleleri bugün soracağız vatandaşlarımıza. Lütfen kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Bu Katar mevzusuna vatandaşımızın bakışı nedir? Çok iyi abi, ülkeyi sattılar Katar'a. Ülkeyi sattılar, biz kaldık. Bizi de yakında satarlar tamamen. Nüfusumuzu geçiririz Katar'a, kurtuluruz. Reis de Katar'ın reisi olur. Bilal de reisin yardımcısı olur. Neydi? Damat da hazineden sorumlu olur. Tamam. Kurtuluruz. Yani nüfusumuzda da Katar yazar. Rahatlarız. Rahatlar, kurtuluruz. Biz Katarlar olmasa biz açız be. Aynen öyle işte. Daha ne diyebilirsin ki? Peşkeş üstüne zaten Türkiye'de satılmadık. Hiçbir yer bırakmadılar biliyorsun. Katar, Suudi Arabistan, nereye girersen gir. Bize bakıyor, bize para veriyor. Yoksa aç kalacağız. Ama gidecek toprağım, 2023 demeyecek. Gidecek. Bu Katarlılardan kurtulacağız mı? Kurtulacağız. 2023 göreceksin, bu Devlet Bahçeli'nin de işi bitecek. Ya onlar, hiçbir şey olmaz onlara. Parasız kalan bir ülke her şeyini satmak zorunda. Üretimi olmayan, geleceği olmayan bir ülke durumuna soktular bizi son 20 senede. Her şekilde yani Türkiye'ye 20 yıllık bir şeyde baktığın zaman ordusunu bitirdiler. Halkın alım gücü bitti, zayıfladı, üretim yok. Neyi neresinden tutacaksın ki? Mecbur satacaksın. Elinde ne varsa satacaksın, 3 kuruş para gelsin. Ben kendimi kurtarma derdindeyim iktidardaki. Günlük planlar mı yapılıyor diyorsun? Günlük ve kendini kurtarma planları. Şöyle söyleyeyim, nereyi tutarsa ellerinde kalıyor adamların. Çünkü bütün politikalar yanlış. Dışarıya bağımlı bir Türkiye her zaman bitik bir Türkiye. Bu bugün kuvvet var, yarın kuvvet sırtını döndü diyelim. Zaten bu inşaat piyasasına hep Arap dolarları pompaladı. 20 senedir o balonu şişirdiler, güzel bir patladık. Şimdi ne yapacağız? Toparlanmamız kaç sene sürer efendim sizce? Vallahi bunların verdiği zarar 50 seneye ancak toparlanır. Yani darbelerde bir 40-50 sene geri gidiyorduk ya. Bunların yaptığı darbeden de beter oldu. Hani çağ atladık ilerliyoruz ya, hikaye. Adam çıkmış diyor 20 sene evvel arabam vardı, öbürü diyor buzdolabım vardı, ne vardı acaba? Ama insandık ya, yoktu ama insandık hepimiz. İnsanlar insanlıktan da çıkardılar bunlar. En acısı da o, biliyor musun? Evet. Çünkü biz sokaklarda dolaşıyoruz. Çünkü çok zor. Kimseye artık, kimse birbirine güvenmiyor, herkes çıkarcı bir toplum oldu. Ama yine de Türk halkı çok iyi insanlar da. Yani bunlara halen tahammül edebiliyorlar. Bir sıkıntı oldu mu yine birleşebiliyoruz biz. Bir sirkelenip kendimizi dersek. Yani dersek. İnşallah, ama nerede bakarız. Normal firmalar mı yani? Giriyorlar, alıyorlar mı? Yoksa değil. Bu iş kötü mü? Değil. Onların gizli ortaklıkları var. Bütün kazançlarını uçakla, değişik yollarla Katar'a gönderiyorlar. Katarlar onların arka bahçesi. Katar'ın toprak parçasının bütünlüğünün iki katını Türkiye'de biz onlara peşkeş çektik, sattık ülke olarak. Niye sırf Katarlar, başka ülke değil de Çinliler, Japonlar veya Batı Avrupa değil de Amerika'dan herhangi bir ülke değil de niye Katar? Katarların bir özelliği var, doğrudur. Ülkenin bütün ulusal değerleri, cumhuriyet değerleri onlara peşkeş çekiliyor. Ya baskın seçim yapacak, iktidarda kalacak düşmemek için. Çünkü bir daha seçilme şansı yok. Ülkede değişik yerlerde kaos yaratacaklar. Provokatif eylemler yaptıracaklar çevresindeki insanlara. Halkın içine bile inemiyorlar. İnecek yüzleri yok. Zaten içten fokur fokur kaynamaya başladılar. Bu onların sonunun geldiği demektir. Ama sistemin değişmesi lazım güzel kardeşim. Sistem değişmedikten sonra Erdoğan gider, öbürü gelir. Yerine gelecek insanlar bile seçim kaybetse bile AK Parti bu sisteme, bu çarka çomak sokması lazım. Yoksa aynı sistemle devam ederse... Bak kardeşim, demokratik, layık, çoğulcu, katılımcı bir anayasa yapmamız lazım. O anayasa lastik gibi her tarafa çekilip de sana, bana, ona değişik şekillerde, yorumlanacak şekilde olmaması gerekir. O anayasa hepimizi kanun karşısında hakkaniyetli bir şekilde yargılanma, adalet tesis etme şeklinde olmalı. O boyutlarda olmalı. Bu ülkede değişik etnik unsurlar var. Doğru mudur? Evet. Değişik inançta olan insanlar var. Doğru mudur? Herkes aynı görüşü savunmak zorunda değil. Çağ dışı da düşünebilir. Olabilir, saygı duyarız. Ama yasa dediğin zaman, hukuk dediğin zaman herkesin titremesi lazım. Yargıya müdahale olmaması gerekir. Bu kadar basit. Cami orada gidebilirsin. Engelleyen mi var? Hayır. Mahalle baskısı var mı? Var. Mobbing var mı? Var. Peki ben adalete nasıl güvenip gideceğim? Niye araya tavasıt sokuyoruz? Hastaneye gideceğim, torpil arıyorum. İşe adam sokacağım, torpil arıyorum. Doğru mudur? Doğru. Ne belediyelerde bile torpilsiz. Bakın şimdi, bu hükümet geldiğinden beri işsizlik arttı mı? Kesinlikle arttı. Enflasyon yükseldi mi? Yükseldi. Halk fakirleşiyor. Bakın bir emekli maaşla şu an 5 gram altın alabiliyor. Daha önce emekli maaşıyla 15 gram altın alabiliyordu.
diğer gıda ürünlerine vesaire bunları örnek vermiyorum. Halk aç ya, perişan. Efendim, hükümet yanlısı vatandaşlarımız şöyle söylüyorlar yalnız. Bunlar doğru, yalnız biz yerli ve milli bir plan yaptığımız için dış güçlerin saldırılarına uğruyoruz. Asla öyle bir şey yok. O korku sendromu yaratmak, halka da bu algıyı yarattıktan sonra istedikleri gibi at oynatmak. Bu kadar. Mütedeyyin insanlara bizim saygımız var. Ama dini kendilerine referans yapıp da bu şekilde ülke yönetmeye çalışanlara veya ondan mamalananlara, halk içinde diyorum, bizim hiçbir şekilde saygımız yok. Laik bir ülke olsak eğer, bu ülkede din referans olarak kullanılmaz kardeşim. Ne oldu? Trump da İncil'i aldı eline, çıktık meydanlara. Halk itibar etti mi? Etmedi. Şimdi ekonomiyi batırmış. Damadı ne dedi? Ezanı susturamazlar. Susturan mı var? Ezan okuyor. He? Engel olan mı var kardeşim? Senin ibadetine engel olan var mı? Ama maalesef Türkiye'nin bazı yobaz yerlerinde oruç tutmadığı için, ibadet etmediği için veya cumaya gitmediği için hakaret gören insanlar var. Şimdi efendim gördüğünüz üzere 2023 diye bir tarih veriliyor. Evet. Ve hükümeti seven vatandaşlarımız 2023'te bize bir şey olacağını zannediyor. Yani gerçekten dünyanın ilk 5 ülkesinden olacağımızı zannediyorlar. Hiç alakası yok kardeşim. Şimdi 2023 olduğunda bu röportajı gene görecekler efendim. Ve 2023'te biz onların dedikleri gibi maalesef olamayacağız. Çünkü hiçbir hazırlığımız yok. Ve bu meseleler 1-2 yılda olacak meseleler değil. Olmadığı zaman bunun suçlusu gene dış güçler, CHP, HDP, o zaman artık MHP yanlarında değilse MHP. Hayır. Vesaire. MHP onların payandası. İçten yönetenler onlar. Genel. 2023'te olacakları ben size söyleyeyim. Bir enkaz bırakacaklar. Dış borcu şu an 450-500 milyar dolarlarda olan bir ülkenin 1 trilyon dolarlara çıkacak bir enkaz bırakacaklar. Yüksek bir enflasyonla, işsizlikle bir enkaz bırakacaklar. Gelecek hükümetler onu nasıl temizler onu ben bilemiyorum. Hani komşularla sıfır sorundu, bütün komşularla, hepsiyle düşman durumundayız, doğru mudur? Doğru. Peki Amerika, sen NATO'ya üyeysen o zaman niye S-400'leri aldın Rusya'dan? Sen Rusya uçağını düşürdün, düşürdüğün gibi pilotu da öldürdün. Savaşa da böyle bir şey olmaz yasa gereği. Rusya'da bizim 40 küsur askerimizi şehit etti. Yani. Hepsi unutuldu. Yani şimdi yok Azerbaycan'a müdahale, yok efendim bilmem Katarlarla işi dışlı samimiyetlik bilmem şu bu. Bunlar hikaye. Libya aynı şekilde, Sudan. Sen önce kendi içindeki sorunları çöz. Enflasyonu düşürebildin mi? İşsizliği düşürebildin mi? Kişi başına düşen ulusal gelir 12.500 dolar. Kim demiş? Nerede? Yerli ve milli. Yerli ve milli ne ürettin? Yeni sanayi tesisleri mi kurdun? Yeni sanayi siteleri mi var? Serbest bölgeler mi var? İhracat gelirleri 200 milyar dolara yaklaşmış. Karlılık, verimlilik nerede? Petrol fiyatları işte aldığı baştan gidiyor. Doğru mudur? Petrol varil fiyatı kaç para oldu? Dün 47 dolar. Bugün de zam yapıldı akaryakıta. En büyük enerji kaynağı. Yeni enerji kaynakları mı buldun? Peki Kanal İstanbul projesinin arkasında ne var? Madenler var. Ne madeni var orada? Toryum. Bor madeninden çok daha kıymetli. 1 kilo bor madeniyle siz 19 bin kilometre gidersiniz. Toryumla 29 bin kilometre gidersiniz. Batı bizi kıskanıyor. Sen kendi gücünü göster bakalım. Batı sana gelir, kıyam eder. Efendim bu toryum meselesini biraz daha açar mısınız? Yani oradaki madenler evet. Gene Katarlılara falan mı peşkeş çekilecek? Vallahi onu günü geldiğinde göreceğiz kimlere daha peşkeş çekiyorlar. Etap altyapısı oluşturulmuştur mutlaka. Kanal İstanbul evet. Güzergahında toryum madenleri var. Evet, evet. Artı orada 800 milyar dolarlık bir rant var. Arazi rantı var. Kimler aldı oradaki arazileri? Siz ben almadık herhalde. Dar gelirli ve asgari ücretle çalışan insanlar almadı değil mi? Efendim Arap evet. Televizyonlarında reklamlarının oynatıldığını ben gözlerimle gördüm. Kanal İstanbul projesinin hemen yanından arsa veriyoruz diye. Satılıyor diye. Doğrudur. Ondan sonra cennete gidecekler oradan. Bu rantı durdurabilecek bir lider yok. Gelecekte gelir mi? Sizlerin arasından çıkarsa gelir. Bu savunluklardan değil. Ben 68 kuşağıyım. Her türlü zorluğu gördünüz. Evet. Neler gördünüz neler? Yani sizden çıkarsa, yeni nesilden çıkarsa çıkar. Evet. Bunların hepsi aynı düzenin şeyleri, yapı taşları. Yani çarka kimse çomak sokmuyor mu diyorsunuz? Tabii ki sokmuyor. Hepsi de Amerika'ya bağlı. Kılıçdaroğlu da. Şunu soracağım. 68 kuşağı birisiniz. Siz gördünüz. Sosyolojiyi incelediniz. O zamankini de, bu zamankini de. Sağ sol şiddetli dönemlerini biliyorsunuz. O dönemdeki halkın yapısıyla bu dönemdeki halkın yapısına baktığınızda psikolojik olarak hangisi daha iyi bir dönem? O zamanki halk daha gelişmiş halktı. Yani solcu, sağcı fark etmiyor. Evet, ideolojisini biliyor evet, muydu? Evet, evet. Şu anda kimin ne oldu belli değil. Çok tehlikeli bir şey. Tabii her an her yere çekilebilirsiniz. Solcuların değişmesinin tek nedeni geçmişte çok temizdiler. Hiç yemediler. Hep sağ kesimiydi. Şimdi biz enayimiz deyip onlar da yiyorlar. Eskiden biz cebimizdekini paylaşıyorduk. Şimdi solcular halkın cebindekini alıyor.
gerçek Atatürkçü, gerçek solcu, gerçek ülkücü yok. Hepsi göstermelik, etiket. Orası kime çalışıyor? Talip Erdoğan'a çalışıyor orası. Neresi efendim? Kendi yandaşlarına. Millet yangı mı? Evet, evet, evet. Ben onu söylüyorum. Bu Türkiye'yi bu duruma getiren o adam. Başka kimse değil. Kalkıyor kibirde CHP'yi kötülüyor. Ya sen CHP'nin neyisini kötülüyorsun ya? Adam cumhuriyeti seven bir adamı kötülemeye çalışıyorsun. Şuurunu kaybediyor ya. Bu kadar da olur mu yani? CHP'ye yüklenmeye çalışıyor. Ya kardeşim sen CHP'den ne istiyorsun ya? Gördünüz Katar mi? Kimin Katar ya? Adamı. Yandaşı. Kendi çıkarı var onun içinde. Başka kimin olacak? Yani bu Katarlıların ihale almasında hükümete yakın isimlerin faydası tabii şeyi canım, var. Tabii canım, tabii tabii çıkarı var. Bu AVA'lar 101, Şok, Şu, Vim kimlere aittir? O sarayda oturanlara ait kardeş. Hani benim bir tane yandaşı görmüyorum ya. Her sokakta 20 tane dilenci olmuş. Zaten ben şimdi şurada konuştuğum bile dahil halk için konuşuyorum. Beni anında alabilirler yani. Ya arkadaş her sokakta 10 tane dilenci. Hani diyorlar ya Avrupa Birliği'ne katılacağız. Sen nereye Avrupa Birliği'ne katılacaksın ya? Cebimizdeki 3 kuruş vardı. Orada zaten 9 aydır ben boştayım. Geziyorum abi, böyle geziyorum. Bak al cebimde bir kuruş para kalmıyor. Benim böyle giyindiğime bakma. Bunları ben bu 20 sene önce, 30 sene önce biriktirmiş paralarla ben almışım bu elbiseleri. Ben şimdi 50 sene önceki günlerimi arıyorum. Vallahi billahi 50 sene önce ben 2-3 iş yaptığımı biliyorum ya. Nerede şimdi? Yok kuyruk ya, yok bilmem ne ya. Hepsi palavra, hikaye. Birisi çıkıyor ki ya diyor senin cep telefonu. Geçen sizin şeyi izledim. Evet. Ya telefonu bahane ediyor. Kardeşim telefonu o zaman kes, komple kes. İhracatını kes. Kaldır telefonu. Biz de rahatlanalım. Cebimizde 30-40 milyon var. Onu da alıyorlar. Yandaşları alıyorlar. Cebimizdeki parayı da onlar alıyor. Bir ayda ben 30 milyon 40 milyon para veriyorum. Günah değil mi ya? Ben oy vermedim bu partiye. Çünkü ben bu adamın kökenini biliyorum nereden gelmiş. Refah Partisi'nden gelen bir adamda hayır gelmez. Gelmez abi ya. Mümkün değil abi ya. Ecevit Allah rahmet etsin. Kim yıktı Ecevit'i? Erbakan yıktı kardeşim. Gelsin bana sorsun bana. Dostum bu Katar sürekli internette görüyoruz. Katarlara şurası verildi, Katarlara burası verildi. Siz Katar'dan ne düşünüyorsunuz? Katar katmazsan katmaz abi. Yani bu katmaz aslında kadar. Bu bence şöyle bir durum var. Uzun bir süre önce işin tabii esprisi bir tarafa. Zaten Arap kültürünü aldığımızdan ve aslında bizim dilimizde yazılmamış bir dini benimsediğimizden beri bir şekilde sırtımızı dost ya da işte kardeş diyerek yasladığımız. Ama işte sırtı kime yaslayacağını bir şekilde bilmezsen tacize doğrarsın, tecavüze doğrarsın. Onlar şu an bize tecavüz ediyorlar. Türkiye'nin en güzel yerlerini aldılar. Bütün güzellikleri yok ettiler. Dediğim gibi katarsan katar, katmazsan katmaz. Ben 11 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. İstanbulluyum. Yani İstanbul'u kendi çocukluğumda en azından hani 90'ların başında ben 85 doğumluyum. 90'ların başında gördüğüm komşumu tanımıyorum ben mesela şu an. Eskiden komşumun kim olduğunu bilirdim. Komşuya tabak giderdi, o tabak gelirdi. Buradan gitmeden önce mesela Bitlisli, Mardinli, Muşlu, Diyarbakırlı, Şırnaklı arkadaşlarım vardı. Beraber büyüdüm. Şu an mesela doğulunun batılıya bakışı, batılının doğuluya bakışı birbirine karışmış durumda. Eskiden insanlar aç mısın, tok musun derdi. Şimdi Müslüman mısın diyor. İnsanların psikolojileri gittikçe evet. Bozuldu diyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani bizim bu dinle alıp veremediğimiz bir olay var. Yani kimsenin neye inandığını bilmek ya da değişmek zorunda değiliz. Çünkü yani benim tarzım bu diye inancım olmayabilir. Olabilir yani. Benim annem namaz kılar. Ben kılmayabilirim ya da inanmayabilirim. Bu bir sorun değil. Sonuçta ben onun oğluyum. Hepimiz de insanız yani, anladın mı? Bu kadar değişmeye, zorlamaya gerek yok. Birbirimize yani arka çıkmak varken o yüzden onlardan bunu alıyoruz. Çünkü mental olarak yani fakirleşip cebimize para giriyor ya. Onu zenginliği bilgi ve öğreti olarak görüyoruz, eğitim olarak görüyoruz. Ama mental olarak, akıl olarak fakirleşiyoruz. İçi dolu olmayan bir zenginlik insanın da, o toplumun da başına bela verir. Eğer yani, öyle zaten zenginlikle olsaydı bugün Suudi Arabistan dehşet zengin değil mi? Ama yani, hiçbir şeyi yok, felsefe, kitap, işte edebiyat, tam olarak bilim. Bundan bahsediyorum. Aslında onlardan aldığımız şey de bu. Yani fakirleşmek ve zenginleşmek değil, biraz insan olabilmek diyorum. Türkiye satılmış vaziyette. Her şey özelleştirmelerde paralar gitti. Emekliye, işçiye hiçbir şey yok. Durum bu. Gelecek karanlık.
Efendim Katar meselesini soruyoruz bugün. Katar'a İstinye Park da verilmiş. Her şeyi versin. Her şeyi versin. Bizde 110 satılmış yani. Bir tek bize versin Katarlara zengin. Bizi de verecekler. Bizi de versinler. Perişanız 40 yıldır esnafı sefdesiz kapatıyoruz. Sefdesiz. 65 yaşta ne zorları var? Benim benim güzellik salonum var. Onunla 1'e kadar diyor. E zaten ben 45 yıllık esnafım. Ondan sonra o saatten sonra kim gelecek? Virüsü de verelim Katarlılara gitsin. Virüsü alır mı Katar? Yani virüsü alsın cehenneme gitsinler. Katar'a da cehenneme gitsin. Zaten sattılar İstanbul'u sattılar Katar'a, yani. İzmir'i sattılar Katar'a. Ne kaldı ablacığım? Her şeyi sattılar. Her şey güzelleşti. Yani he, benim 9 yaşında torunum var. Onun bile Türkiye'den geleceği hiç beklentisi yok. Bak düşün, o çocukla otur konuşma, sana neler anlatır. Seyret bak. Yani, toparlayacağız anneciğim, bu, toparlayacağız. Zamanla toparlayacağız. Ama hiç ümidim yoktur. Bu virüsü sırf 65 yaş mı şey yapıyor? Bak sokağa. Yapıyor. Nasıl rezalet. Şuraya bak, herkes şeydi. Herkes sokakta. Yani bu 65 yaşa bir çare bulsunlar. O mesele de başka bir mesele. Şu anki konumuzla alakası yok ama yayınlayacağım bunu da. Doğru. Yani 65 yaşındakiler de. Yani nedir bu? Sen internette çıkıyorsun değil mi genelde? Evet efendim. Tüylü mikrofon, ben YouTube. Ben seyrediyorum sizi genelde. Üzülüyoruz. Sonuçta kendi ülkemiz, kendi topraklarımız. Bir başkasının girip bu kadar yer alması veya başka bir oyunlar olması bizim için üzücü. Umarım ileride bunlar da çıkar. Birileri hesap sorar. Yani iktidar Katarlıları seviyor. Bu tamamen iktidarla Katarların arasındaki bir sohbet, muhabbet, alışveriş, nasıl bir alışverişse bilemiyoruz. Ama iktidarın sevdiği belli. Yani Arap dünyası bu kadar bizi sevmezken Katarların, Katar sermayesinin Türkiye'yi sevmesi mutlak iktidarla bir... Peki bu bizim işimize mi geliyor yoksa gelmiyor mu efendim? Bakışınız bu, nedir? Bu iktidarın işine geliyor olabilir ama bizim olanın peşkeş çekilmesi, dışarıya peşkeş çekilmesi Katarlı olur, bir başka millet olur. Bu bizim işimize gelmez. Yani mevzu burada Arap olup olmaması da değil, evet. Türk değiller değil mi? Tabii. Önemli olan o yani. Vallahi Katarlılardan fayda olmaz bize. Yakın bir zamanda var ya, bunların bize zararı dahi olur. Yani geçmişte Arap devletlerinden bize çok iyi şeyler gelmedi yani. Sırtımızdan vurmalarıyla meşhurlar devletsel olarak. Yani öyle söyleniyor ama bence bizim şu anki ilişkilerimiz ticari ilişkiler. Ticari ilişkilerde de asla ve asla dostluk olmaz. Yani bunun arkası kötü olacak gibi görünüyor. Atatürk'ün yarattığı bir ülkenin Katar'la ne ilgisi olabilir? İnsan seçer. Seçtiğin seni gösterir. Seçmek seçilmektir aynı zamanda. Bütün dünyayla bağlarını kesip de bir tek Katar dostun olarak kaldıysa bu bugünkü iktidarın suçudur. Bizim için iyi bir şey gibi görünmüyor. Memleketimizi bayağı bir özel yerlerimize aldılar yani. Onun için pek güzel görmüyorum, iyi görmüyorum gidişatı. Siz ne düşünüyorsunuz şimdi? Bu... Bakmıyorum yabancıların ülkemizden bir yerleri almasını. Bana göre herkes kendi derdini kendine düşünüyor. Hiç vatandaşı düşünen yok, ne durumda ne halde. Her şey çok kötüye gidiyor diye düşünüyorum. Yani yönetimden memnun değil misiniz? Hayır, hayır değilim. Hep aynı şey, daha çok rant üstüne rant yapılıyor. Başka da hiçbir şey yok. Ümidimiz var mı peki? Gelecekte değişir mi? Benim şu anda hiç ümidim yok. Öldük bittik. Babadan yani maaş alan emekliler, yetim aylığı. Bu kadar bu pahalılığa karşı inan ki evimizde açız. Açız. Bu konuya özellikle bakmanızı rica ediyorum. Çok zor duruma girdim. Bütün her taraf kredi borçlarından dolu. Rahatsızım. Şurada 3 günlük ömrüm var. Onu da acı çekerek ölmek istemiyorum. Çok zor durumdayım. Mahkumların da... İsminizi de söyleyeyim de size Facebook'tan ulaşsınlar. Tamam. Serpil Çelik. Serpil Çelik Hanım. Evet. Konumuzun bununla alakası yoktu ama size bir faydası olması çok açısından ve sizin gibi insanlara. Çok iyi olur. Saygılar. Peki.